Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifi görüşülüyor. Dernek ve vakıflara kayyum atanmasının önünü açan maddeler içeren kanun teklifine yönelik görüşmeler sırasında mecliste gergin anlar yaşandı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri AK Parti saflarından tepki çekti. Bu sözlerin ardından iki parti arasındaki söz dalaşı önce Arbede'ye sonra da yumruklu kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavganın ardından Meclis Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, oturuma ara vermek zorunda kaldı. Dakikalarca süren Arbede'de koronavirüs önlemleri, maske ve mesafede unutuldu. İki parti vekilleri arasında yumruklaşmaya kadar giden olayları araya giren milletvekilleri engellemeye çalıştı. Olayların ardından meclis başkan vekili Bilgiç, tatsız istenmeyen hadiseler yaşandı. 83 milyon vatandaşımıza karşı hoş olmadı. Birbirimize hakaretten kaçınmamız gerekiyor. Meclis çalışmalarını sokağın normları ile yürütemeyiz. İstenmeyen olaylar, fiziki müdahalelere varan olaylar oldu. Bunlar hoş değil. Burada bize düşen aklı selimi ve sağduyuyu hakim kılmaktır sözleriyle oturumu açtı.